Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Seyyidil müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anhın ruhu için, kâffe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, sahibül hayrat ve hasenatın ervahı için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, camimizin şu anda mevcut bulunan cemaatimizin hane halklarının sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ordularımızın, güvenlik güçlerimizin, ülkemizin, bilad-ı İslam'ın muhafazası ve muzafferiyeti için, hayırların fethi, şerlerin def'i ve Allah rızası için. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة الرحمن الرحيم
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ ف۪يهَا لَا يَرْجُونَ عَنْهَا حُوَلًا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي الله بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فجنة له الجنة. Aziz ve muhterem Müslümanlar, dünya fanidir, hayat gelip geçicidir, gün gelir ömür biter, vade dolar, her şeyin son bulduğu bu anda ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler, ya sonsuz nimetlerden donatılmış cennet ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu, gayesi ise Cenab-ı Rabbül Alemin'in rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Aziz müminler, cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edilecek esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşturacağımız mutluluk diyarıdır. Değerli müminler, kutlama başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: İman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde ağırlanacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Evet, cennet Rabbimizin biz Müslümanlara vaadidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu üzere Rab olarak Allah'a din, olarak İslam'a ve peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyen Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaktır. Her şan şart olduğunda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminler cennetteki ikramı mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden, güzel bir söz, tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler cennet nimetlerine nail olacaklardır. Kıymetli müminler, cennete giden yol bazen bir garibin gönlünden geçer. O gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlenir. O yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklanır. Cennet o duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır. Bunu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı. Affı
ve müsamayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Yolda sabırla yürümek gerekir. Aziz Müslümanlar, elhamdülillah, madem ki cennet var, öyleyse boşuna değildir. Hayatımızdaki sıkıntılar, madem ki cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var. Madem ki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek şu fani dünyada ağlatanlar var. Ne mutlu, Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara. Ne mutlu, Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennete koşanlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında şöyle buyurur: Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum. Ele inne ahsenel kelam ve eblegal nizam. Kelamullahil melikil azizil allem. Kema kâle Allahü tebâreke ve teâlâ bil kelam. Ve izâ kıra'l kur'âne festemi'û leh. Ve unsütü leallekum turhamûn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil İslam. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillahi hamdül kâminin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi icma'in. Te'azîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fekâmeti şâni safiyyi. Fekâle azze ve celle min gâilem mühbirun ve emira. İnnallâhe ve melâiketehü yusallûn alen nebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîme. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemen sallit ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü tehlikeden koru. Amin. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Amin. Bizi cehennem azabından. Amin. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla. Amin. Ey Rabbimiz, dünyadaki zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimize, özellikle Doğu Türkistan'daki, Kudüs'teki, Gazze'deki bütün Müslüman kardeşlerimizi zulüm altından sen kaldır ya Rabbi. Onlara yardım eyle. Ya Rabbi, dualarımızı işitensin, kabul edesin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsan ve itâi'l kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel يَعْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Muhakkak Allah-u Teala adaleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeye emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkinçleri men eder. O düşünüp tutasınız diye öğüt verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki boş olan safları dolduralım, öğle namaza duralım. Allah rahmeti üzerimize olsun. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Ala Resulina salavat.
Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve huvel aliyyil azim zül celali vel kemal. Subhanallah Subhanel-Kerim daimen elhamdülillah Rabbil alemin teala şanuhullahu ekber. Allahu ekber azam kebiran vahiden la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yerlerin, göklerin sahibi olan Allah'ım, senin Rahman ve Rahim olan ismi şerifin hürmetine, şu mübarek cuma gününün hürmetine, yapılan ibadetlerin hürmetine, dualarımızı, ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Cumamızı mübarek eyle. Bizleri imandan, Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. İslam'ın emriyle müşerref olan kullarından eyle. Senin emrini yaşayıp feyiz alan mümin kullarından eyle. Amin. Yaptığımız ibadetlerden huşu duyan mümin kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri ve isimlerimizi sana inanan, beş vakit namazı eda eden, duası makbul olan mümin kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi dünyamızı, ahiretimizi, ahiretimizi ve akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri cehennemin azabından sen koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde sen bağışla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımıza, milletimize, dini İslam'a göz döken içerimizdeki ve dışarımızdaki düşmanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kahraman ordumuzu denizde, havada, karada daima mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi bizlerden hayır dualar uman, bütün geçmişlerimize amin diyen şu cemaat-ı müslümine ve bizlerden hayır dua umanların ruhlarına şad eyle ya Rabbi. Amin. Taksiratlarını ahu mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Bizler de o halde hallendiğimizde imanla, Kur'an'la ahirete göçenlerden eyle. Amin. Kelime tevhidle, kelime şehadetle gözün mahçene kapılan cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. Son nefesimize kelime şehadetle aşkla buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü sözüyle yüzün bahçene kapamak cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri kabir azabından, cehennemin azabından, kıyametin dehşetinden, deccalın şerrinden daima bizleri muhafaza eyle. Amin. Kazadan, beladan, musibetlerden, afatlardan, iftiralardan, aklı hayale gelmeyen bütün kötülüklerden sen bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi. Makamlarımızı cennet bahçelerinden bir bahçeyle, amin, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi
kıyamet gününde sevgili Peygamberimizin rifa-ı ham sancağında cümlemizi ve cümle inananları haşr-ı cemil eyle. Amin. Dualarımızı mübarek evlerde, mübarek gecelerde yapılan duaları ilhak eyle. Amin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena teqabbel minna. Verham mevtana ve şimdardana. İsticid duana ve ibadetine. Bi hürmeti lillahi teala. Fatiha. Takvimler bitti. Gelecek mi? Yok, daha gelmez herhalde. Bu ancak merkezde varsa, oraya satılmayanlar o merkeze geliyor, müftülüklere. Oradan bulunabilir. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyisin inşallah. İyi görünüyor maşallah. Çok şükür, çok şükür. Ne yapalım? Biz de düzeltmeye çalışıyoruz işte. Sen yürüme ya, yürürsen. Yürüdüğümüzde rahatlıyım. Yürümezsem çok oluyor. Bugün biraz yürüdüm. Bir yerlere gittim. İyi oldu ama şimdi sakinleşince, oturunca oturduğun yerde kalıyor. İşte o hareket yok. Dizlerimi bükemiyorum işte. Öyle seni gibi oturamıyorum. Benim diz, bunda bir sıkıntım yok. Benim de onda sıkıntım yok. Bir defa tam böyle dururken bütünleşiyor. Çözmek ondan sonra. Hayatta. Elhamdülillah. Vallahi ya Allah tekabül Allah. Nasılsın abi? Allah'a şükür. Allah kabul etsin. Sağ ol hacım. Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyidin. Elhamdülillah. Ya abi baş dönmesin. Bizim mahallenin muhteradayı Sivaslı biliyor musun? Gördün mü? He. He. O kalanın karşısındaki köyden. Merkez köyden. Öyle mi? He. Şeyde İlmeğen'in köylerinden ya. Ne köy, ne dedin? Hangi köy? Kalın var ya Sivas'a tamam, yakın. Kalın, kalının sağ taraftan Çarkışla tarafına doğru giderken orada 15 kilometre mi ne içeride? Merkez köyde. Tekabül Allah. Aha merkez köyde. Elbeyli'ye dahil değil mi oralar? Elbeyli. Buralar. Aha Elbeyli. Tren yolundan karşı tarafa mı geçiyor? La buradan şeyden Sivas'a, Samsun'dan Sivas'a giderken kalına geldim. Tekabül Allah. Kalından sağ tarafa yol ayrılıyor şeyle köylere. Hı. O köylere yol ayrılıyor. Oradan 15 kilometre içeride işte. Neydin? Mescitli mi dedin? Yok. Yok. Büyük köylerden birisi ya. Söyledi de. Menteşe var o Gedit'e tarafı. Menteşe bu yanda. Yani. Yani hemşeriniz yani destekliyorsunuz. Allah.
Resmi namazında olan zaten birisi ya. Aileden de arkadaşımız. Sen gencimiş demek, 1971 doğumlu. İstekene göremedim ben seni, bulamadım. Sen neresinden sen? Telefon yok. Çamlıbez'den. Sen benimkine şey yapabilir misin? Çamlıbez'den çıktım ya. Dur bakayım, aslında sen de kapatayım. İlk 45 ay kadar. Konuşmalarını aldı hep. Konuşmalarını. Ha bu koç işte. Sen hangi köyden dediğin? Kayalı. Kayalı. Seni konuşuyor. Evet sevgili hoca dostlar, bir cumayı daha böylece eda ettik. Allah kabul etsin. Seni çekindiriyorduk da. Hata ve kusurlarımızla Mevlam affeyliye. Cumamızı kabul eyliye. Gelecek cumada buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şey, sıcak elime vermeden üzerine giderken sağa dönüyor. Oradan ötüye 30 kilometre gidiyor.